Dün Gülsüm nine neden öldürülmüş olabilir, neden kayıp sorusunun yanıtını ararken burada anne kızın tartışmasına tanık olduk. Çünkü karşı taraf 6 çocuğu var, 6 evladı, 17 tane torunu var Gülsüm ninenin. 6 tane çocuğundan 2 tanesi, işte Türkan burada onlardan bir tanesi, Mehmet buraya geldi. Onlar bir taraftalar, diğerleri diğer taraftalar. Ahmet, Ganime, Ayşe, Neriman, onlar diğer taraftalar. Şimdi ama onlar da diyorlar ki bunu Türkan ve çocukları yapmış olabilir. Dün enteresan bir şekilde özellikle siz birbirinize girdiniz ve şeyi suçlamaya başladın. Sen sadece değil suçlamaya başladın. Sevgili ya Türkan. Dilem Hanım, hatası orada... çok. Ben onunla uğraşamam. Bitti benim. Ben annemi aramaya geldim. Ne hali varsa görsün. Allah'ım namus. İnşallah var, yaptığı bir şey vardır. Yakalanır. Ama bu kadar belki sadece dedim bildiği bir şey var. Sen böyle yaptığın anlasın, sürece söyle. Onu anla. Ben önce dedim ona. Bildiğin kızma, bir şey var. Kızma. Hiç hatalar yapmış. Çok büyük hatalar yapmış. Musun? Ben pişman değilim. Yaptığım hatayı kendim öğrendim. Değil, bir şeyler varsa dedim, ben anlattım. Önce dedim, sadece biz anlattık. Bana onu söyle. Çıkartmasam ben 3 yıldan beri tek başına yaşamam ya. Tamam. Peki şimdi gelelim senin bana yazdığın mektuptaki o detayı dün konuşamadık. Diyorsun ki Mustafa Avcı, şimdi sevgili izleyiciler, Mustafa Avcı senin hakkında iddialarda bulunuyoruz ama ben hala bir kez daha ekrandan anons edeyim. Buradan cevap hakkını kullanabilirsin. Ayşe de cevap hakkını lütfen kullansın. Birazdan Ayşe ile ilgili Ayşe'nin ifadesindeki ayrıntılara gireceğim çünkü. Şimdi Mustafa Avcı'nın niye bu kadar çok fazla hattı var kendisine eniştenin? Hat kullanmıyordu ki. Bunlar hepsi biliyor. Hat çok da, hat üstüne çok. Çok da hattı. Niye insan bu kadar çok hat olur insanın? Bu ya kadar bir tane çok... değil bak. Teyzemin hattı vardı. Mesela kullandığı hat Ayşe Avcı kullanıyordu. Ayşe Avcı'nı da Mustafa Dayım kullanıyordu. Murat'a da hat aldı. Murat'ın hattını da kullandı. Çok hat var üstünde. Yani bunu değişik hep, bunu hepimiz biliyoruz. Bir tek ben değil. 2015'te evet. Murat Çiftçi'nin hattını kullanmış. Bir yani, kadar. Yani şöyle değişik telefon numaralarını kullanıyor aynen, Mustafa Avcı. Sürekli. Ama kendisine kaç değil, telefonu hiç var? Kendisine hat yok. Ben... yok kendisine yok, hat. Tabii var, benim var. Bildiğim 6 tane var, biliyorum. Ama var. Kendi üzerine benim bildiğim var. Bir tanesi var. Bir kaç? Tanesi kızın üstünde olan kaç hattı var? Lazım. Sadece de kaç benim hattı var? Benim bildiğim 6 tane. 6 tane hattı var. Benim bildiğim. Neden peki bu kadar 6 tane hattın var diye sormadın mı sen Mustafa'ya? Sorduğum zaman bana işim var diyordu. Başka bir şey demiyordu ya. Bak bana hiçbir şey konuşmuyordu diyorum. Hiçbir şey? Hiçbir şey konuşmadı. Bak ben soruyorum... Siz benim bir şey bildiğimi sanıyor. Herkes bir şey bilsem ben buraya gelmem, gider savcıya anlatırım. Yani biz şöyle düşünüyorum ben. Yani seni tehdit etmiş olabileceğini, bu kadar çok hattı varsa bu hatlarda senin çok mahrem görüntülerin olabileceğini ve dolayısıyla seni tehdit edebileceğini düşünüyoruz. Ya ben herkes tehdit etti. Sualime bile tehdit etmeyen kimseyi yemedim ben. Ben tehditten korkmuyorum. Allah'ın alacağı bir can gelsin alsınlar ya. Ama bir durgun neyse sadece de ya. O benim halim. Ben susmayı tercih ettim hep. Hala da susmayı tercih ediyorsun gibi bir kanaat var. Sadece bende yok bu. Orhan Bey'de de var, sevgili izleyiciler sizde de yok mu? Sanki sadece de bir şeyleri biliyor ve bazı şeyleri konuşuyor, bazı şeyleri konuşmuyor gibisin. Kontrollü gidiyor. Kontrollü çok gidiyor. Kontrollü gidiyor gibisin. Çok ilginç yok. Yani. Ya Didem Hanım, bir şey varsa hiç kimsenin korkmasın. Ben çok tehdit aldım, beni duymuyorum. Duymasın. Vardı bildiği bir şey varsa anlasın, dobura dobur. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki benim annemin başına sevgili Türkan ya Ayşe, kardeşim Ayşe ya da kocası Mustafa bir şeye getirmiştir. Niye benim sözümü şimdi dinlemediler? Nasıl? Niye benim sözümü dinlemediler? Adam yerine koyup da o gün içeriye hiçbirini soktuğu zaman dışarıya atmadı hiçbiri. Neyi diyorsun, yani anlamadım. Yani ev temizlendiğini söyledim ya ben. Ha. Annemciğime. Söylediğim zaman defolun gidin bu evden, niye içeri oturdunuz, niye konuşmadı? Geldi oraya oturdu hepsi. Ama onların temizlediğini nereden biliyorsun? Ama söyledim ben, kokuyor içeri dedim ya, temizlenmiş bu ev dedim. Yani bir insan evi temizlenmiş. Ev temizledi biz geldiğimizde. Biz sen ilk başlarda Ayşe'den şüphelenmemişsin. Hiç kimse şüphelenmedik bak. Bize nasıl candırma bunlardan buluncaya kadar %100 öldüren Ayşe Avcı, Mustafa Avcı, Neriman Çiftçi deyince biz ondan sonra arkasına düştük. Sadece de sen şüphelendirme peki. Ben sadece 3. günü boğazını sıktım. Teyze en son sen gördün. Annenimi çıkart dedim. Orada herkes oturuyordu. Tepki yapmadı, böyle oturdu. Yani ben sıkıyorum, bir kadın boğazını sıkıyor. Ne biliyorsun ki? Çünkü o sırada görüşmeleri ne var? Mustafa ile mesajlaşıyorsun. Sadece nasılsın, iyi misin? Bak biz öyle değildik. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Hayır, tamam. Eniştenle, Ayşe'nin kocasıyla, Mustafa ile telefonla ama 507 defa mı ne mesajlaşmam var ya. Eşim de yazdı. Eşin de yazdığını da biliyorum. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sen 1. gün Ayşe'den şüphelenmiyorsun. 2. gün Ayşe'den şüphelenmiyorsun. 3. gün gidiyorsun teyzenin, Ayşe'nin boğazını evet, sıkıyorsun. Sıktım. Sen Mustafa'dan bir şey duyup da mı teyzenin boğazını yok. Sıktın? Onu da konuşuyordu. Yalandan ağıt yakıyordu. Sanki anneme bakmış gibi ağlıyorlardı. Dedim ağlama dedim. En son gören sensin. Çıkart benim annemi. Galime teyzem o öldür dedi.
Onun kızı... Bak sadece bir daha soruyorum. Bak anlıyorum ben seni ama sen de beni lütfen sorumu anlar mısın? Diyorum ki sen 3 gün boyunca teyzen Ayşe'den şüphelenmiyorsun. Ama 3. günün sonunda diyorsun ki Ayşe sen bu işi yapmış olabilirsin. O noktaya gelip hatta teyzenin boğazını sıkıyorsun. O gün neden? Ömer'in evinde yattım oğlumla beraber. Evet. Bizi hoca arayın dediler. Hoca bulun dediler. Tamam. Yani bizim aile. Aha. Ben de saçım dağınık gittim uykudan kalktığım için. Evet. Oturdum Ayşe dedim. Mustafa Avcı'nın uyumadığını, benim uyumadığımı söyledi. Dedim bana ne Mustafa'dan ya dedim. Bana ne? Beni ilgilendirmiyor dedim. Çıktım yukarıya annemi aradım. Anne dedim bak kardeşine bir şeydi burada annenim kaybolmuş kalksın annenim. Kocasının kimse peşinde değil dedim. Yalan söylüyorsam söylesin. Sonra şimdi... bunlar birbirine giriyor. Evet. Bu da telefon açtım. O ona sağ kalese ben de sinirliden boğazını sıktım. Şimdi gelelim Ayşe'nin ifadesine. Senin şüphelendiğin kadar Ayşe'nin ifadelerinde çok büyük çelişkiler var. Çok haklısın. Ama bu ifadelerin çoğunu okumamış olabilirsin. Bence sen bir şeyleri bilerek Ayşe'den hala o iddiada bulunuyorum. Ama lütfen yani bu benim iddiam tabii ki bilemiyorum. Onu yargılama sonucunda belli olacak. Şimdi bak saat 12.20'de annem evdeydi diyor Ayşe. Gidiyor çünkü oraya. Annesini evde görüyor. Sonrasında eve geri geliyor. Sonra 17'de bir daha annesinin evine gidiyor. Gülsüm ninenin evine gidiyor. Gitme gerekçesi de şu. Tek başına da gitmiyor. Kardeşi Ahmet, bir inşaatçı, müteahhit. Bir de halasının oğlu Orhan Tırpan'la beraber gidiyor oraya. Doğru böyle. Sanki yanına birilerine evet. Şahit olsun diye gidiyor. Çünkü gitme gerekçesi de şu. Diyor ki ben diyor özellikle işte inşaattan su istediler. O su meselesini annesiyle konuşmak için 3 kişiyle yanına alarak su meselesini konuşmak için annesinin yanına gidiyor. Annesinin gelmesini niye beklemiyor? Bir daha niye gidiyor? İlk gittiğinde niye su meselesini konuşmuyor? Niye 3 kişiyle beraber tekrar oraya gidiyor? İnşaattan yani, para alıyorsa şahit olarak götürdü gitmek ediyor ben. Ya bana da öyle gibi geldi. Şahit çünkü Didem Hanım şahit olarak götürmesi niye? 12.30'da annesini son görmüş. Annesi ben biraz sonra serinlediğinde gelirim demiş. Evet. Bize öyle dedi. Ama 3'te 4, 5'te gitti Namat abim anam yok demiş. Nereye annem yok demiş. Evet. Kocası oradan 1.30'da izin alıyor. Annem Hı-hı. yok diyor. Hı-hı. Annesi yok da akşam üzeri oluyor. Keyif yapıyor annesi yok da. Evet. Çay içiyorlar bilmem ne diyor. Annesi olmayan kaynanasını çok seviyor diyor. 8 sene kaynanasına baktı diyor. Annesi gibi baktı diyor. Ben ailemden istiyorum ki yalan söylemesin. Şimdi oraya gittiğinde diğer daha sonraki ifadesinde vermediği ayrıntıları vermeye başlıyor. İlk önce işte annesinin yanında o 3 kişiyle beraber gittiğini söylüyor. Daha oraya gittiklerinde diyor ki annemin evine gittiğimde kapıların kapalı olduğu, örtülü olduğunu, evde olmadığını gördüm diyor. Annemin ayakkabılarının olmadığını görünce diyor, komşularda olmadığını da anladım diyor. Bu esnada saat 18'e yaklaşmıştı diyor. Sonra eve geliyor. Şimdi annesinin olmadığını saat 5'te anlıyor Ayşe. Anneniz evde yok. Eve geliyor. Şimdi ayakkabılar da orada değil. Şimdi bu kadın daha önce kaybolmamış da eve geliyor. Yaklaşık aradan 2.5 saat sonra işte diyor ki annem hala gelmedi diyor. Yani Ayşe'de bir rahatlık var. Normalde anneniz bu kadar eve gelmezse belli saate geldi. Yani yaşlı kadın 88 tabii. yaşında. Ya Neriman teyzem gider ya da Ayşe Hanım gider. Niye o kadar geç? Yani size de söylemiyor değil mi? Saat 5'te sana söyledi Ahmet mi? Ahmet abime söylemiş. İşte bakın diyor Neriman'a söyledim diyor. Ahmet abime söyledim. Annem yiyordun diyor. Hı hı. Ama 1.30'da kocası nereden buluyor bunu biliyor. Şimdi şunu söylüyor Ayşe. Diyor ki ben diyor Mustafa ile benim aramda diyor bir telefon görüşmesi yoktur. Evet Mustafa ile kocasıyla arasında bir cep telefonundan bir telefon görüşmesi yok. Ama Mustafa... ev telefonunu arıyor. Evden konuşuyorlar. Yani, ve ev telefonundan bir görüşme gerçekleşiyor. Evden konuşuyorlar. Saat 16'ya kadar uyuduğunu hala ısrarla söylüyor. Fakat saat 16'da aslında uyumuyor. Başkasıyla görüşmeleri var. Didem Hanım, annenemin telefonu da vardı. Yani bunların kullandığı telefon, Ayşe'nin, Mustafa'nın kullandığı telefonlara akıl ermez. Belki başka bir hat daha vardı o evde. Annemin de vardı telefonu eline aldı. Yanında taşır mıydı anneannenin telefonu? Önce taşırdı. Önce taşırdı. Bunlar el koydu sonra telefonu. Sonra el aldılar. Telefonu aldılar bunlar. Yani bunlar da aslında ev telefonu değil. Farklı yönlerle bakıldı mı başka telefon da olabilir. Başka telefonla görüşmüş olabilirler. Şimdi annenizin evi hangi anahtarla açıldı? İki tane anahtar vardı. Değil. Ortasında asma kilitler var. Kilit. Nerede bulundu? Nerede açıldı o anahtar? Asma kilit var ya. Asma kilitli vardı annemin evinde. Tamam. Biz vardık. Ben onların yalancı. Şey annem hiç anahtarı bırakmazmış tamam, evde. Evet, öyle tamam. dediler. Biz vardık şimdi. Buradan 6.30'da gittik ya. Mustafa Bey çay içiyordu. Araba oradan. Mustafa Bey bizi götürmedi. Analığı gayipti. Çok seviyordu. Niye Hı-hı. götürmedi? Biz başka arabaya bindik. Benim soruma net yanıt ver. Evin anahtarı ya o sırada işte biz gittik işte beşimiz gitti. Bu da geldi sonra. 5 kişi aradık bak. Ayşe. Sen camdan içeri mi girdin?
Daha sonra mı girdin? Evet, anahtar... biz anahtarı bulamayınca bu arka tarafa dolandık, cam açılmış. Tamam, kapıyı hangi anahtarla açtınız? O anahtarı nereden biz buldunuz? Biz açmadık. Ayşe Avcı açtı. Biz tamam, açmadık. O anahtarı nerede bulmuş? Sedirin altında buldum dedi. Önce Ganime'ye isterim, Ganime'de öte anahtar var dedi. Sonra da sedirin altında buldum demiş. Ayşe diyor ki iki tane anahtar vardı diyor. Tamam. Biz bir biliyoruz, şunu iki söylüyor. Tanemiş durumda. Kapıyı, Orhan Bey kapıyı Ganime'nin, diyor ki Ganime'nin getirdiği yedek anahtarla kapı açıldı diyor. Ganime'nin elinde bir şey yoktu ki geldiğinde. Yok. Şimdi öyle ifadesi öyle tamam, çok iyi gelmiş. Elinde bir şey yoktu, cebinde de bir şey yoktu. Ganime diyor evden diyor, yedek anahtarı getirince kapıyı açtık içeri girdik diyor. Kapıyı açtıktan sonra diyor ben sedirin altında, minderin altında yedek anahtar buldum diyor. O zaman iki anahtardan bahsediyor. O zaman biri konuş anahtarı. Siz, siz gördünüz mü, görmediniz mi? Hayır, biz bir anahtar biliyoruz. Biz döktük anahtarı, çırptık ki bu sediri çırptım ben yere ya. Biz hepimiz beş kişi çırptık. Siz o sediri çırparken, çırpmadan Ayşe önce... Ayşe vardı yanımızda. Bir dakika, şunu merak ediyorum. Ha. Şimdi dışarıdasınız, kapı kapalı. Tamam mı tatlım? Ha. O sırada Ganime bir... Ayşe diyor ki, ifade söyle. Ganime, ablam, Ganime yarım saat sonra geldi, bana avukat dağıdı. Anahtarı getirdi Ganime diyor. Kapıyı açtık, içeri girdik diyor. Şimdi içeri giriyor. Arkasından diyor, o minderleri falan karıştırdık, altına baktık, sonra bir tane daha anahtar buldum diyor. İçeri girdikten sonra mı yedek anahtar bulundu? Öyle bilmiyoruz işte, biz açılmış geldiğimizde biz yoktuk. Lidem biz Hanım, aradık, biz sedirin altını komple. Sedirin altını komple aradık, çıktık. Ayşe 5 kişi aradık diyorum ben. Biz anahtarı komple baktık, bulamadık. Hı. İndik aşağıdan, arka tarafa dolanınca merdiven vurdu, bunlar içeri girdi. Ben dedim ki böyle böyle annem içeriye girmiş, hiçbir yere elinizi elemen, çıkın dışarı, karıştırmayın dedim ben bunu. Biz indik, biz aramaya gittik. Doğru söylüyor. Ganime Manavgat'taydı. Manavgat'tan Ganime gelecek. Ne zaman gelecek? Ganime Hanım yoktu mi gelecek? Ganime teyzem yoktu gerçekten. Biz indik aşağı dolaştık geldik. Anahtar gelmiş, kapı açılmış. Kapıları kim açtı? Ayşe niye de buldu dedim. Sedirin altına buldu. Biz sedirin altına bulduk. İbrahim dayım buldu dediler. Şimdi Ganime biz mi buldu? Biz yedek anahtarı da bilmiyoruz. Ganime yedek anahtarı getirdi. Ben yedek anahtarla kapıyı açtım, içeri girdim diyor. Arkasından da ama daha sonra içeri girdikten sonra da yedek anahtarı da ben sedirin altında bize buldum diyor. Bize gelen haberde İbrahim dayım oturmuş, elini sokmuş, orada buldu dediler. Bak her yere bir değişik konuşuyorlar. Ayşe peki... O eve sahip olmak için mi sizin iddianıza göre öldürdü? Ya ev onun olsun ablam, biz ev istemiyoruz. Sadece Mustafa Avcı'nın dediği bir anam bakma bedeli vermiş eve. Bize sormuş bana, vermiş anam. Hmm. Bizim eve ihtiyacımız var mı? Hepimizin evi var. Onun kendi evi yoktu. Kendi parasını, anasının parasını gene yaptırdı evi. Ev ama anama bakım bedeli almış o eve. Anama ne etti? Biz onu soruyoruz. Anama ne etti? Anam bakım bedeli aldıysa evi, anamı bulacak. Ben anamı bulacak. Dedem başka türlü olmaz. Bulacak anamı. Söyle sadece. Mustafa Avcı'nın bir tek kelimesine ben... sorduğum zaman teyzen dedi bütün malları kaçırıyor diye boşanma davası için. Evi istedi, evi istedi. Bir dakika, boşanma davası için. Evet, açacaklardı bunlar. Evi evet. Kardeşine o araba var, bir siyah araba vardı, bunlar da biliyor. Geliyorum size, merak etmeyin. Kendilerinize konuşmayın, sesiniz. Ne oldu? Sevgili, nasıl? Ha, bir çay servisi yapalım, çay verelim kendisine. Çok anla, geliyorum şimdi. Yok, sana. O kadar anlatmayacağım. Sadece boşanma davası açacağım dedi. Hı hı. Yukarıdaki eşyayı vermiyor sadece dedi. Yani evi vermiyor dedi. Bunu Mustafa Avcı söylediydi. Yani şimdi her şey oturuyor, biliyor musun aslında? Aralarında bir boşanma süreci başlamıştı. Ya ben evet deseydim boşanacaktı ya. Bunu size haykırıyorum ben. Siz belki yanlış anlıyorsunuz. Ya anlamıyorum, anlamıyorum. Sen diyorsun ki anneannem öldükten çok sonra benim boşanma davam başladı. O zaman anneannen... Yok İbrahim Mustafa Avcı diyordu sadece ben teyzeni boşayacağım. Teyzen o zaman senin teyzen olmuyor diyordu. Ya adam durup dururken bunu nasıl söylüyor? Aranızda bir şey yoksa adam niye karısını boşasın? Ayşe niye boşasın? Ya nasıl anlatayım? Nazan bindiği zaman, Neriman teyzem, annem bindiği zaman da boşanma davası açıyor. Didem Hanım ben şöyle Allah anlatayım. Allah. Nazan Hanım'ın annesiyle tabii, beraber hastaneye, teyzem senin. Evet, hastaneye gidiyor. Evet. Hastaneye gittiğinde kim götürdü bunları? Ayşe Avcı araştırıyor. Ganime hatta bunlar Mustafa ile kapışıyor. Ayşe ile Mustafa. Bu sefer annemle vallahi, Neriman teyzem. Bak bir şey söyleyeceğim, bana onları anlatma. Çünkü bak sonrasında Nazan'la beraber ev dolaşıp Nazan'ı saklamıyor Mustafa, enişte Mustafa. Evet. Sacide'yi ev dolaştırıyor, 2 yıl boyunca saklıyor. Sacide'nin ifade vermesini istemiyor. Evet. Sacide'nin konuşmasını istemiyor. Evet. Yoğun bir şekilde ailenin hiç kimsesiyle diyaloğu yok, Sacide'yle diyaloğu var. Özür dilerim Sacide ama sen bu olayın bildiğin kara kutususun yani. Ve bence bazı şeyleri söylüyorsun, bazı şeyleri söylemiyorsun. Neden böyle yapıyorsun bilmiyorum ama ben Gülsüm Nineli başına kim ne getirdi sormaya devam edeceğim.